Aromatik bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aromatik bileşiklerin kendilerine ait karakteristik kokuları vardır. Doğru. Aromatik bileşikteki benzen halkası düzlemsel yapıdadır. Doğru. Benzen halkası şöyle düzlemsel yapıda. Şöyle gösterilebilir. Çoğunluğunda benzen halkası bulunur. ifadesi de doğrudur. Aromatik bileşikler en basit üyesi de benzendir. Dolayısıyla sorun cevabı da E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Yukarıdaki aromatik bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Benzen C6H6'dır ve aromatik bileşiklerin ilk üyesidir. 6 tane karbon, 6 tane de hidrojenden oluşur ve arasında 3 tane ikili bağ vardır. Nitro benzen demiş ama NH2 burada aminodur. Amino benzen olarak adlandırılması gerekiyordu. Nitro NO2'dir. Dolayısıyla 2 yanlış. Benzen halkası yapışık bir şekilde 2 halka birleştirildiyse bunun ismi de naftalindir. 3 de doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 değişikti. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? OH hidroksi. Dolayısıyla hidroksi benzen. Ayyupak adıdır. Doğru. Özel adı fenoldür. Doğru. Aromatik bir alkol değildir. Burada hidroksi benzen ya da fenol alkol özelliği göstermez. Çünkü alkol özelliği gösterebilmesi için bir organik bileşin OH'ın bağlı olduğu karbona başka herhangi bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Ancak burada karbona ya yukarıdaki karbona ya da aşağıdakinde bir tane ikili bağ sahiptir. Dolayısıyla bir tane daha fonksiyonel gruba sahip olduğu için bu alkol özelliği Göstermez. O yüzden bu yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 2 C şıkkıdır. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Benzen halkasına NH2 bağlanmış. Bu amino benzen Özel adı da anilindir. Doğru. Benzen halkasına metil bağlanmış. Bu metil benzen. Özel ismi de toluyendir. Bu da doğru. Benzen halkasına klor bağlanmış. Kloro benzen. Bu da yine doğrudur. Üçü de doğru. E şıkkı diyebiliriz. Aromatik bileşiklerden bir tane hidrojen atomu çıkarılmasıyla aril grupları elde edilir. Arillerden hangileri yanlış adlandırılmıştır? Benzenden bir hidrojen kopmasıyla oluşan grubun ismi benzil değil, fenildir. Fenil bu yanlış. Benzene bir tane hidroji, bir tane CH3 bağlanıyor. Yani toluen ya da metil benzen. Metil benzendeki bu bağlı olan metilden bir hidrojen kopuyorsa bu aril grubun ismi benzildir. Oysa bu da yanlış. Yani bunun yer değiştirmesi gerekiyor. Bu ikisi yanlış. Naftalinden bir hidrojen kopunca oluşan grup naftildir. Oluşan aril grubun ismi naftildir. Bu doğru. Yanlış olanlar 1 ve 2. Yani 5. Benzen halkasına halojenlerin bağlanmasıyla oluşan bileşiğin kapalı formülü C6H4Cl2'dir. Buna göre C6H4Cl2 kapalı formülüne sahip benzen halkası içeren kaç farklı bileşik vardır diyor. Öncelikle şöyle benzen halkasını bir hatırlayalım. Şöyle karbon bir tekli bir ikili bağ var sırasıyla. Şöyle bir yapı ve her karbona bir tane hidrojen bağlı. Şimdi bu yapıya iki tane klor bağlanacak. İki klor da aynı karbona bağlanamaz. Çünkü bir karbona bir tane hidrojen kopartabilirsiniz bu durumda. Dolayısıyla klorlar farklı karbonlara bağlanacak. Dolayısıyla yapı şöyle olabilir. Şöyle birkaç tane benzen halkası çizelim. Mesela klor diyelim ki bir tanesi buraya, diğeri de şuraya bağlanmış olabilir. Veya şöyle de olabilir. Birisi yine diyelim ki buraya, birisi şuraya bağlanmış olabilir. Şöyle olabilir. Birisi şuraya, birisi de buraya bağlanmış olabilir. Hatta devam edelim. Şöyle yapılar da olabilir. Mesela birisi buraya, birisi buraya veya biri buraya yine buraya bağlanabilir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada mesela birincide 1-2 düzeni var. İşte 1-2 diklorobenzen. Burada 1-3 düzeni var. 1 3 dikloro benzer. Burada da 1 4 1 2 3 4 düzeni var. 1 4 dikloro benzer. Burada da bakın yine 1 2 3 1 3 düzeni var. Yani aynı bileşik. Veya buraya bağlasaydım kloru 1 2 düzeni olacaktı. Aynı bileşik. Yani en fazla 3 farklı şekil olabilir böyle bir düzenler olarak yani klorun bağlanma şekilleri olarak konumların farklı olarak. Dolayısıyla bu anlamda cevap 3'tür. Hatta bunlara dallanmalara 1 2 düzeninde orto, 1 3 meta, 1 4 para, orto meta para dallanmaları diyebiliriz. Son cevabı da C şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Burada CH3 NH2 var. Bir 3 düzeni var ama öncelikle grupta NH2 öncelikli grupludur. NH2 bir rakamını alır. 2 CH3 3 alacak. Dolayısıyla bir amino diye başlaması gerekirken 3 amino diye başlatmış. O yüzden A şıkkı yanlıştır. 1, 2, 4 düzeni var. 1, 2, 4'te 3 tane klor var. 1, 2, 4 trikloro benzen doğru. Burada OH ile NH2 arasında OH öncelikli gruptur. 1, 2, 3, 4. 4 de amino. 4 amino OH'lı benzerin özel ismi fenol. Bu da yine doğru. CH3 ile NO2 arasında CH3 öncelikli gruptur. 1, 2. Dolayısıyla 2 nitro toluyen şeklinde adlandırılırdı. Burada NO2 ile NH2 arasında NH2 yine öncelikli gruptur. 1, 2, 3. 3 nitro NH2'li benzer halkasının özel ismi anilin. Dolayısıyla bu da yine doğrudur. Benzen bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kömürün ve petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Doğru. Düzlemsel yapıdadır benzen halkası. Doğru. Oda koşullarında sıvı olup hidrokarbonlar için iyi bir çözücüdür. Evet benzen oda koşullarında sıvıdır. Moleküler yapısı apolardır. C6H6 kapalı formülü apolardır. Hidrokarbonlar da apolardır. O yüzden iyi bir çözücüdür. Doymamış bir hidrokarbon olup katılma tepkimesi vermeye yatkındır demiş. Yanlış. Evet doymamış bir hidrokarbondur benzen halkası. Yapısında pi bağları içerdiği için. Ancak bu pi bağları hareket halinde olduğu için bir rezonans yapı oluşturur. Ve bu hareketli hali bu rezonans yapısı benzerine son derece kararlılık katar. Dolayısıyla ikili bağ içermesi yani bir alken gibi düşünülebiliyor olmasına rağmen alkenlerle burada aynı özelliği göstermez. Katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir. Çok özel şartlarda, çok yüksek sıcaklıklarda ancak katılma tepkimesi verebilir. Katılma tepkimesi dolayısıyla vermeye yatkın değil. Değişik bu anlamda yanlış. Bu ikili bağların hareketi buna rezonans yapı gösterir rezonans yapı katar. Ya daha doğrusu şöyle. Şöyle ikili bağlar şöyle de gösterilebiliyor. Şöyle de gösterilebiliyor. Dolayısıyla bu farklı gösterilmesi, bağların yerlerinin farklı şekilde gösterilmesine rezonans yapı denir. E şıkkı da yine doğrudur. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Aromatik bir hidrokarbondur demiş. Hidrokarbon olması için yapısında yalnızca karbon ve hidrojen olması lazım. O yapısında oksijen var, azot var. Bu bir hidrokarbon değil. 4 farklı fonksiyonel grup içerir diyor. Baktığımız zaman NH2 bir fonksiyonel grup. OH bir fonksiyonel grup. Buradaki ikili bağ fonksiyonel grup. Aynı zamanda burada benzen de yine bir fonksiyonel grup. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane fonksiyonel, farklı fonksiyonel grup içeriyor. Doğru. Bromulusun rengini buradaki ikili bağlar sayesinde giderir. Bu da yine doğru. Yanlış olan yalnızca bir yani A şıkkıdır. Bileşikleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Hetero atomlu olma. İkisinde de farklı tür atomlar var. Birinde oksijen, birinde azot. Dolayısıyla ikisi de hetero atomludur. Oda koşullarındaki sulu çözeltilerinde pH'in 7'den büyük olması. Hidroksi benzen yani fenolün oda koşullarında pH'i 7'den küçüktür. Yani asidik özellik gösterir. Amino benzen yani anilin ise pH 7'den büyüktür. Dolayısıyla bunların pH'in 7'den büyük olması gibi bir ortak özelliği yok. Rezonans yapı gösterme zaten benzen halkasının özelliği. Burada ikili bağların sürekli hareket etmesi, yer değiştirmesi dolayısıyla ikisinde de benzen halkası içerdiği için rezonans yapı göstermesi ikisi için de ortaktır. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 3C şıkkıdır. Aşağıdaki aromatik bileşiklerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Anilin boya, mürekkep, lastik ve kauçuk üretiminde kullanılır. Naftalin koku giderici ve haşere uzaklaştırıcı olarak eskiden evlerde kullanılıyordu ama artık kullanılmıyor. Hidroksi benzen yani fenol antiseptik böcek ilacı üretiminde kullanılabilir. Toluen plastik, ilaç, parfüm ve boya üretiminde kullanılır. Aynı zamanda patlayıcı yapımında da kullanılabilir. Yangın söndürücü olarak kullanılmaz. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Bileşiklerinin eşit derişimde sulu özelliklerinin oda koşullarındaki pH'ları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? NH2 yani anilin pH 7'den büyüktür. Bazik özellik gösterir. Zayıf bir bazdır. Hidroksi benzen yani fenol de yine zayıf asit özelliğini gösterir. pH 7'den küçüktür. Karboksil grubu içeren benzoik asitin de yine pH 7'den küçüktür. Tabii ki NH2'nin pH'i en büyük olacak. Yani 1 en büyük. 2 ile 3 arasında da ikisi de asidik ama karboksil grubu içerdiği için benzoik asit fenole göre biraz daha asitliği daha fazladır. Asitlik kuvveti biraz daha fazladır. Dolayısıyla onun pH'i o anlamda daha küçüktür. Çünkü pH 0'a doğru gidildikçe asitlik kuvveti artar. Dolayısıyla bu anlamda 3 de en küçük. 1, 2, 3 sıralamasını bulabiliriz pH için. Dolayısıyla sorun cevabını da A şıkkı diyebiliriz.